Şimdi bazen takıpsız veya tıraşsız geliyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Malumunuz biz yine belaatın üç ilminden birincisi olan meani ilmine devam ediyoruz. Mevzumuz fasıl ve vasıl. Fasıl demek bildiğiniz gibi cümleler arası atıf harfi kullanmamak demek. Vasıl demek de cümleler arası atıf harfi kullanmak demek. Şimdi eskiden tabii tekrar ediyorum, bu çok önemli çünkü yani fasıl ve vasıl bahsinin önemi nereden geliyor? Mesela Bediüzzaman Hazretleri Türkçe'de bile buna riayet etmiş. Aslında buna riayet ederek tüm Risale-i Nur'u yeniden okunup noktalama işareti konulması lazım. Çünkü çok yanlış yerler var. Yani noktalama işareti noktayı nazarında. Mesela eskiden noktalama işareti yoktu. Yani bütün kitap tek cümle gibi görünüyor. Nerede duracaksın? Nerede noktalı virgül? Nerede iki nokta üst üste? Bütün bunlar bu fasıl vasıla göre konuyor. Yani. Kural. Biliyorsunuz dört yerde mecburen fasıl yapmak mecburiyetindeyiz. Bunu anlattık size. Bunlardan biri kemali ittisal, onu izah ettik. Bir diğeri kemali inkıta. Bugün üçüncüye geldik. O da şibhi kemali inkıta. Yani kemali inkıta'a benzeyen olay. Ne demek bu benzeyen? Yani üç tane cümle var. Normalde iki cümle var. Birbirine atfediliyor. Daha doğrusu yani birbirine aynı yani. İki cümle var. Birbiriyle arka arkaya. Ama araya bir cümle giriyor. Yani şimdi öyle bir cümle ki yani atıf yapmak mümkün. Münasebet var. Anlatabildim. Ama eğer ikinciyi atfedersen birinci cümleye ikinciyi atfedersen mana bozuluyor. Yani münasebet var. Aynı cümle, işte fiil cümlesi veya isim cümlesi, zamirler aynı, müsnedün ileyh aynı. Ama şey var, mana bozuluyor yani. Ne demek mana bozuluyor? Şimdi biraz sonra göreceğiz bunu. Diyor ki, وَاَمَّا كَوْنُهَا كَالْمُنْقَطِعَةِ عَنْهَا. Yani o cümlenin, ikinci cümle tabii bu, كَوْنُهَا'dan kasıt, birinci cümleden kopuk gibi olması noktasına gelince, yani şibhi inkıta dedik ya, tam kopuk değil. O kopukluk için biliyorsun, onu izah etmiştik yani burada. Dedin mi elhamdülillah? Dedin. Yehdik. Neydi? Yerhamdülillah. Aynen öyle. Felikevni atfiha. Zira bu durumda ikinci cümleyi atfetmek, vavla, aleyha, birinci cümleyi atfetmek, muhimen, yani bura vehmettiriyor, li atfiha, sanki ikinci cümleyi atfediyormuş gibi vehmettiriyor, ala gayriha, başkasına atıf yapıyormuşuz gibi. Şimdi misali anlamadan kesinlikle izah edilmez. Anlatabildim mi? Ve yüsemma, buna denilir, el faslu lidelike kat'an, yani kat'a denilir, yani şibhi inkıta diyoruz biz. Misalu minel kamil. Kamil dediği Arapça bir kalıp. Önce misali okuyacağız. Sonra yukarıki ibareyi aynen tatbik edeceğiz. Yani yoksa anlaşılmaz bu. Ve tazunnu selma enneni ebgi biha bedelen. Hep sevgili bu Arap şiirleri öyle. Verilen misaller ya ayettendir ya cahiliye şiirlerinden veya ilk dönem muhtesin tabir edilen şiirlerden. Yani Emevi ve Abbasilerin ilk dönemi. Ondan sonrakiler delil kabul edilmiyor. Yani Arapça şey olmuş, sakatlanmış kabul ediliyor yani. Şimdi Selma zannediyor ki ben ona bedel arıyorum. Anlatabildim mi? Yani bedel arıyorum. Geçen gün bir mana verdik. Küçük bir hata yapmışız. O manayı ama metinde değildi. Yani metnin dışındaydı. Ama orada bir hata yaptığımızı biliyorum. Şimdi eraha, şimdi ben onu sevgi, beni seven insan olarak görüyorum. Manası o. Yani nasıl görüyorsun? Fi dalali tehimu, yani eğer beni kendisine bedel aradığımı düşünüyorsa dalalette yüzüyor şaşkın şaşkın farkında değil.
Manayı anladınız mı? Mana bu. Şimdi olayı getirelim. Bak çok önemli. İki tane cümle var. Ebgi biha bedelen eraha. Bak şimdi bu iki cümlenin bir defa müsnetleri aynı. Öyle değil mi? Yani müsnetleri aynı. Çünkü eraha demek yani ben onu zannediyorum. Şimdi birincide müsnedün ileyh, anlatabildim müsnedün ileyh, birinci dediği enneni ebgi biha bedelen. Yani birincide müsnedün ileyh mahbub, sevgili. Öyle değil mi? Yani çünkü ha, yani o önemli. Ben onu sevgilim olarak aradığımı zannediyor, yanlış yapıyor. İkincide ise muhib manasına. Yani eraha ben onu, beni sevdiğini zannediyorum manasına. Şimdi ama atıf yapılmadı. Niçin? Yani bura önemli. Ebga Selma şeye nedir? Sanki arada mana değişikliği. Sanki ben bedel arıyorum. Manası anlaşılır diye. Öyle bir vehim ortaya çıkar diye ne yapılmadı? Eraha cümlesi ebgi biha bedelen cümlesine atıf yapılmadı. Çünkü birinde müsnedün leyh mahbub, birinde muhib. Evet cümleler birbirine benziyor ama atıf yapıldığı takdirde o zaman ciddi bir mana bozukluğu söz konusu olurdu. Oldu mu? Evet. Fid dalali tehim de malum. Yalnız burada işte önemli bir kaide. Biraz sonra geleceğiz. Ve yehtemilul istinafe. İstinaf kalıbı. İstinaf ne demek? İstinaf demek gizli bir soruya verilen cevap demek. Ve bir cümlenin yukarıyla alakası olmadan ilk defa yeni başlaması demek. Onun için cümleyi müstenife diyoruz biz ona. Anlatabildim mi? İşaret-ül İcaz'da da geçer bu. Çok yerde geçer. İstinaf kalıbı o kadar önemli bir kalıp ki noktalama işaretinde bilmeyen çok hatalar yapır. Tefsirde de çok geçecek bu. Ama o istinafa geleceğiz. Onu bırakalım. Bu üçüncüyü de anladık mı? Anladık. Yani şibhi inkıta. Evet. Hayır. Yani bu enteresan eraha cümlesi tazunnu'ya atfedilme ihtimali var. Şeye değil, ebgi biha'ya değil. Orada bir hata yaptık. Tazunnu'ya. Yani sanki yani öyle zannediyor Selma. Yani ben de onu yani o zan ona dahil olma ihtimali var. Öteki de var. İkisi de caiz. Burada farklı değerlendirmiş, burada farklı değerlendirmiş. Ama her halükarda bunların atıf yapılması manayı bozuyor. Geldik üçüncü, dördüncüye. Yani fasıl yapılması gereken yerlerden. O da nedir? Şibhi kemalil ittisal. Yani o kadar birbirine benziyor ki bu tamamen istinaftır arkadaşlar. İkinci cümlenin birinci cümleyle o kadar kuvvetli irtibatı var ki sanki ikinci cümle birincinin cevabı gibi. Yani birinciden doğan sorunun cevabı gibi. Mesela en güzel örnek. وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِي Anlatabildim mi? Ben nefsimi tebriğ etmiyorum. Yani kusurlardan noksandır, eksiktir demiyorum. Şimdi burada bir soru akla geliyor. Yani hayırdır yani neden böyle? Yani senin nefsin bozuk mu? Kötü bir adam mısın? Akla her şey gelebilir yani burada. Kötü niyetin mi var? Hayır. Onu açıklamak, cevap vermek mecburiyetinde. Yani kötü niyetin falan yok. Ama اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوِ Çünkü nefis daima insanın kötülüklere sevk ediyor. Peygamber de olsam, veliyullah da olsam. Burada وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِي cümlesinden doğan gizli soruya cevap. Biz buna istinaf diyoruz. Demek ki şibhi kemali ittisal demek istinaf demek. Yani birinci cümle söyleniyor ama oradan bir soru doğuyor. O soruya ikinci cümlede cevap veriliyor. Bu sebeple de atıp yapılmıyor.
Çünkü gizli bir sualin, mukadder bir sualin cevabı olarak kabul ediliyor. Ve emma kevnuha, yani o ikinci cümlenin oluşuna gelince, kel muttasileti biha, birinci cümle sanki ittisal etmiş gibi. Yani sanki derken tam ittisal yok. Tam ittisali verdik. Misallerini anlattık. Yani şibhi kemali ittisal olma oluyor. Niçin? Felikevniha. İkinci cümle olduğu için. Ne olduğu için? Cevaben cevap olduğu için. Lisualin soruya iktadathul ula. Birinci cümlenin ortaya çıkardığı, gerektirdiği soruya cevap teşkil ettiği için. O zaman fetunezzelu. Anlatabildim mi? Yani o ikinci cümle kabul edilir, indirilir. Hatırlar mısın? Yani itibar edilir. Menziletehu, sanki o soruya cevap yerine konur. Anlatabildim mi? Ve fetufsalu, ayrılır. Meçhul tabii. Anha, birinci cümleden ayrılır. Çünkü gizli sorunun cevabıdır. Kema yufsalul cevabu anis suali. Bu da genel noktalama kuralı. Çünkü cevaplar sorudan ayrılır her zaman. Öyle hakikaten yani. Bu da öyle olur. Evet. Fakat Sekkaki bir şeyler söylüyor. Miftahul ulumun, yani bu kitabın aslının hocası ve üstadı olan İmam Sekkaki Hazretleri diyor ki, istinafın hikmetleri vardır. Hikmetsiz istinaf yapılmaz. Bunu işaret edeceğiz da göreceksiniz. Hep anlatıyor üstad size. Mukadder bir suale cevaptır diyor. Yani orada istinaf, yani bir hikmeti var yani. Bir nükte için istinaf yaparsın. Yoksa nüktesiz istinaf niye yaparsın? Onun için Sekkaki burada farklı şeyler söylüyor. Biraz da şey yapıyor, izah ediyor. Bir cümle onunki. فَيُنَزَّلُ ذَٰلِكَ مَنْزِلَةَ الْوَاقِعِ. Yani bu cevap sanki soruya cevap verilmiş gibi kabul edilir. Yani soru sorulmuş, cevap da verilmiş gibi olur. Niçin ama? لِنُكْتَةٍ. Bir nüktesi vardır. Belaat nüktesi var. Yani nüktesiz olmaz. Anlatabildim mi? Mesela كَاِغْنَاءِ السَّامِعِ عَنْ اَنْ يَسْأَلَ. Dinleyeni soru sormaktan alıkoymak için. Tabii istinafın zaten gerekçesi bu. Yani eğer desen. Tabii eğer desen yani. Tam istina şey işte. Yani mukadder sual. Yani bu çok önemli. Tamamen o yani. Soru sormasından alıkoymak için. Ha. Veya اَوْ مِتْلِ اَلَّا يُسْمَعَ مِنْهُ شَيْءٍ. Yani o dinleyiciden lehte aleyhte bir şey konuşulmasının duyulmaması için yani. Konuşsun, sus, konuşmasın, sussun. Tam ikna etsin yani. İskat etsin yani. Oldu mu Mehmet kardeş? Ya Rumeli kaideleri bunlar. Ve yüsemmel faslu, bu çeşit fasla. Şibhi inkita faslına. Lizalike, bu sebeple, bu nükteler sebebiyle istinafen, istinaf diyoruz. Göreceksin mesela, tefsir okuyacağız. Cümletun müstenifetun diyecek. Yani bu dersi okumada nereden olmuş şey yapacaksınız ya? Onun için belagat nahvin felsefesidir. Öyle. Ve kezes saniyetu. Anlatabildim mi? Ve kezes saniyetu. Yani ikinci cümle de aynen. İstinaf denilir ikinci cümleye. Yani ikinci cümlenin adına istinaf cümlesi veya cümle-i müstenife denilir ikinci cümleye. Bu duruma istinaf denilir. Aynı şekilde ikinci cümleye de istinaf denilir. Zaten o yapıyor istinafı. Ve cümle-i müstenife adı verilir buna. Ve huve, bu istinaf denen olay selasetu adrubin, üç çeşittir. O kadar güzel misaller verecek ki. Birincisi لِأَنَّ السُّعَالَ, çünkü soru اِمَّا عَنْ سَبَبِ الْحُكْمِ مُتْلَكَ, kayıtsız şartsız birinci cümlede verilen bir hüküm var. O hükmün sebebini sormak için gizli bir soru takdir edilir. Bu böyle de niye böyle? Ona cevap olur istinaf. نَحُو مِنَ الْخَفِيفِ, hafif dediği biliyorsun bir şiir şekli. قَالَ لِي كَيْفَ أَنْتَ, bana dedi ki nasılsın?
Kultu dedim ki alilun, hastayım. Anlatabildim mi? Şimdi niye hastasın? Limada cevap veriyor. Tabii hastayım. Seherun daimun. Devamlı uykusuzluk. Ve huznun tavilun. Bir de uzun bir dert, üzüntü. Niye hasta olmayayım? Şimdi bu seherun daimun ve huznun tavilun alilüne atıftır bu. Seherun daimun. Dolayısıyla tamamen gerekçeyi açıklıyor. Cümle-i istinafiyi. Sebebini açıklıyor yani. Niye hastasın? Gizli bir soru. O yok burada. Yani o mukadder sual. Eğer dersen. Ya anlaşıldı mı? Ey ma balüke aliyle. Niye hasta oldun? Ma balüke derdin ne manasına? Hayırdır bir derdin mi var falan. Ev ma sebebu illetike. Yani hastalığının sebebi nedir? Anlaşıldı mı? İki, üç çeşitmiş. Birisi hiç kayıtsız sebebini açıklamak için mukadder bir sual kabul edilir ve cevap verilir. İkincisi, bu da önemli. Ve imma veya an sebebin hasin. Özel bir sebep vardır. Yani o hükmün özel sebebini açıklıyor. Sebepleri çok olabilir o hükmün. Yani bura biraz önce açıkladığım gibi. Mesela işte o manayı akla getirmemek için bu özel sebep açıklanıyor. وَمَا اُبَرِّيُ نَفْسِ Ben nefsimi tebrih etmem. Benim nefsim kötülük de yapar, günah da işler. Bak sebep, bak Allah korusun ihtimaller çok. Niye tebrih etmiyorsun? Günah mı işliyorsun ki falan? Ona özel bir cevap veriyor. Hayır. اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوِيِ Zira nefis herkeste daima kötülükleri emreder. كَاَنَّهُ قِيلَ Sanki şöyle bir soru sorulmuştur. Helin nefsi emmaratun bissu'i. Yani sanki nefis kötülüklere mi emrediyor? Veya niye böyle nefsini tebrih etmiyorsun? Ve hâzâ darb, bu çeşit istinaf, darb çeşit demek biliyorsun. Vurmak demek değil yani. Yaktadî te'kidel hükmü. Birinci cümlenin hükmünü te'kid eder. Te'kidini gerektirir. Kemâ merre, yukarıda bu mesele geçmiştir. Oldu mu güzel kardeşlerim? Ve imma veya min gayrihima. Yani sebep değildir. Özel bir sebep değildir. Başka bir nüktedir yani. İlla şart değil bunlar. İstinafın üçüncü şekli bu. Nahu mesela kalu selama. Anlatabildim? Kalu selama. Bu Hazreti İbrahim Aleyhisselam'la Hazreti İbrahim Aleyhisselam'la gelen melaikeden melekler elçiler arasındaki konuşma. Yani kalu selama. Onlar selamünaleyküm İbrahim Aleyhisselam dediler. Şimdi akla şöyle bir şey geliyor. Yani acaba İbrahim Aleyhisselam ne dedi? Onlara nasıl cevap verdi? Kale selamun yani. O da selam sizin üzeriniz olsun dedi. Burada gizli bir soruya cevap var. Oldu mu? Ey femada kale. Peki İbrahim Aleyhisselam ne dedi? Ne desin işte? O da onları selamladı yani. Kalu kale selam. Anlaşıldı mı? Ve kavlihi. Bu da bir diğer misal. Öteki sayfa. Anladınız mı burayı? İtiraz var mı? Yok. Minel kamil. Kamil dediği yine Arap şiirinin çeşitlerinden biri. Onları ben de bilmiyorum. Onu ancak aruz ilminde teker teker anlatıyor yani. Kalıpları var. Failatun bilmem. Şu kalıp kamil, şu kalıp reces, şu kalıp işte bilmem ne. Böyle açıkla çeşitleri var. Ze'amel avadilu bu şiir. Enneni fi gamratin. Yani sadeku velakin gamrati la tenceli. Ze'amel avadilu. Avadil demek beni ayıplayanlar. Anlatabiliyor. Halimden dolayı ayıplayanlar. Dediler ki ze'me kaleden farklı. İddia ettiler manası var daha ziyade. Burada dediler ki diyoruz yani ileri sürdüler. Enneni fi gamretin. Ben bir sıkıntı içinde olduğumu iddia etmişler. Beni ayıplayanlar. Sadaku. Bak bu işte atıf yapılmaması gereken cümle-i müstenife. Şimdi akla şöyle geliyor.
Hel kedibu em sadaku. Peki doğru mu söylüyorlar, yalan mı söylüyorlar? Diyor ki sadaku. Doğru söylüyorlar. Fakat bir farkı var. Velakin gamreti, benim içine düştüğüm sıkıntı, la tenceli. Asla ortadan kalkmayacak. Çok ağır bir sıkıntı. Tenceli demek aydınlanmayacak. Ama burada ortadan kalkmayacak manasında. Burayı da anladık mı delikanlılar? Anladık. Şimdi ve eydan. Bu da dördüncü çeşit. İstinafın dördüncü çeşidi. Yine bir çeşit daha. Nasıl? Minhu yani istinaf çeşitlerindendir. Ma ye'ti birinci cümleden sonra gelir. Bi'adeti ismi mestu'nife anhu. Kendinden istinaf yapılan. Yani mukadder suale kendisi için cevap verilen ismin bir benzeri ikinci cümlede iade edilir. Yani anlatabildim. Diyorsun hocam benim derde ne oldu? Derdin halloldu. Bak aynı kelimeyi kullandık yani. Anlatabildim mi? Orada atfa gerek yok yani. Hocam benim probleme ne oldu? Problemin halloldu. Onun gibi bir kalıp. Nahu ehsente ila zeydin. Zeyd'e iyilik yapmışsın. Vallahi zeydün hakikun bir ihsan. Bak ihsan kelimesi aynen istinaf edilen cümledeki kalıptan geldi. Vallahi Zeyd iyilik yapmaya değer bir adamdır. Ve minhu bu da beşinci çeşit. Yine istinafın çeşitlerinden biri. Mayyubna ala sıfatihi. Bu da çok enteresan. Yani bizzat ona bina edilmez ikinci cümle, müstenife cümlesi sıfatına bina edilir. Yani birinci cümlede geçen şeyin sıfatına. Bu şey olur, insan olur, ne olursa olsun. Nahnu mesela, ehsente ila zeydin. Yani Zeyd'e iyilik yaptın, etmişsin. Ey sadikukel kadimu ehlun lizalike. Eski arkadaş buna layıktır arkadaş. Burada kadim dostluk o sıfatıdır Zeyd'in yani. Yani neden iyilik yaptı? Eski dost olduğu için iyilik yaptı. Onu zikretmekle ihsanı zikretmek arasında fazla fark yok yani anlaşılıyor. Dolayısıyla inkıta var ve biz atıf yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Şey yapıyoruz. Fasıl. Geldik yeni bir kaideye. Bu da çok enteresan. Yeni bir kaideye. Bazen bu da çok önemli bir kaide. Vakat yuhzefu. Hasfedilir bazen. Yeni bir kaide bu. Yani şey değil, çeşit değil bu. Beş çeşit istinaf var. Yani onları öğrendik. Şimdi yeni bir kural. Bu kuralı bitireceğiz. Vasla gelip terk edeceğiz. Vakat yuhsefu sadrul istinaf. Bazen cümle-i müstenifenin başı hasfedilir. Başı dediği fiil olur bu, isim olur, mübteda olur. Ne olursa olsun. Baş kelime hasfedilir. Mesela ayeti kerime. Yusebbihu lehu fiha. O evlerde Allah'ı tesbih ederler. Kim? Ne zaman? Bil guduvi vel asal. Yani hem sabah hem akşam. Devamlı o evlerde fi biyutin ayeti. Öyle bir evler ki o evlerde Allah'ı sabah akşam tesbih ederler. Yani şimdi burada tesbih ederler derken ya bu tesbih edenler kim acaba? Sorusu akla geliyor. Buna cevap olarak cümle-i müstenife yusebbihuhu ricalun. Yani bir kısım insanlar. Burada insan manasına. Erkek değil yani sadece. Çünkü kadınlardan da var. Ha, şimdi burada no aslı budur. Yusebbihuhu ricalundur. Ama yusebbihuhu burada hasfedilmiştir. Cümle-i müstenifedir ricalü. Anlatabildim mi? Ve cümle-i müstenife ne yapılmış? Baştaki kısım hasfedilmiş. Anladık mı vallahi azimin başı? Ve aleyhi aynı kurala girer. Ni'mer raculu zeydün. Ala kavlin bir görüşe göre. Neden bir görüşe göre? Bu da ayrı bir mesele. Biliyorsunuz medih ve zem fiillerinde bu
methe layık görülen veya zemme uygun görülen kişinin durumu epeyce bir tartışma konusu. Sen bunu iyi bilmen lazım. Minhaç'ta okuduk bunu. Bir görüşe göre ni'me fiil, er-racülü fail, Zeydün de gizli bir mübtedanın haberidir. Yani hüvedir yani. O görüş dediği o. Aslı yani Zeyd ne güzel bir adam. Yani ne güzel adamdır. O da Zeyd'dir şeklinde yani aslı. Huve Zeydün. Dolayısıyla burada hüve hasbedilmiştir. Ni'mer racülü. Ne güzel adam be. Bu şimdi akla getiriyor. Kim acaba bu? Zeyd. O cümle-i müstenifedir. Ve başındaki hüve hasbedilmiştir. Ama bir görüşe göre diyor bak. Yani o biz ona methe ve zemme mahsus diyoruz. Anlatabildim mi? Mahsus adı mahsus ya o Zeyd'in. O önemli. Aynı zamanda bugün anlatacağım size. Ona yok. Bugün yok sizin. O şey yok. Yani şeyde tabii. Fiili teaccüpte anlatacağım. Evet. Mahsus diyorlar ona. Anlatabildim mi? Mahsus diyorlar. Evet. Şimdi bir diğer kural daha. Bu da ayrı bir mesele. وَقَدْ يُحْتَفُ كُلُّهُ Bazen cümle-i istinafiyye tamamen hasfedilir. Ama bu da çeşit çeşittir. اِمَّا مَا قِيَامِ شَيْءٍ مَقَامَهُ Ya onun yerine bir şey geçtiği için ihtiyaç duyulmamış hasfediliyor cümle-i istinafiyye. Mesela نَحْوْ قَوْلِ الْحَمَاسِ Bu bir şair, meşhur bir şair. مِنَ الْوَافِرِ Vafir dediği de yine bir şiir çeşidi. زَعَمْتُمْ اَنَّ اِخْوَتَكُمْ قُرَيْشٌ Yani siz iddia ediyorsunuz ki sizin kardeşleriniz Kureyş'tir. Anlatabildim mi? Sizin kardeşleriniz Kureyş'tir. Yani çok enteresan. Burada soru şu. Bu iddiada doğru mu söylediniz yoksa yalan mı söylediniz? Soru bu. Yani siz iddia ediyorsunuz ki kardeşlerimiz nedir? Kureyş'tir. O da diyor ki yalancısınız. O kezeptüm cümle-i istinafiyye. Yalan söylüyorsunuz. Çünkü o yalan söylüyorsunuz yerine başka şey gelmiş. Buradan o çıkıyor. Diyor ki siz kardeşleri falan olamazsınız. Lehum ilfum. Anlatabildim mi? Siz bir seyahat yapıyorsunuz. Ve leyse leküm ilafun. Li ilafi Kureyş'e işaret ediyor burada. Sizin ilafınız yok. Bir tane ilfiniz var. Yani Kureyşliler hem baharda hem kışta. Yani kışın Yemen'e seyahat ederler. Yazında Şam'a seyahat ederler. Ama sizin bir tane seyahatiniz vardır. Ona benzemiyorsunuz. Kime diyorsa oraları fazla karıştırmayalım. Bu Arap şairleri konuşur dururlar. Burada önemli olan siz benzemiyorsunuz. Yalancısınız. Yalancısınız demekle şunu söylemek arasında fazla farkı yok. Bu yalancısınız sözünü yerine geçtiği için cümle-i müstenifeyi hasfetmişler. Ne ince ama değil mi? Acayip bir şey ya. Bu Arap alemi enteresan. Veya bu da çok Kur'an-ı Kerim'den misal. Çok harika bir şey bu. Yani hiç yerine geçmeyen de olabilir yani. Bu da çok enteresan. Hiç yerine geçen bir adama gerek yok yani. Burada فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ Biz ne kadar güzel döşeycileriz. Yani Kur'an-ı Kerim bu. Diyor ki biz yer küresini döşedik. Anlatabildim mi? Okusana baştaki ayeti. وَالْاَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ O kadar güzel bir hafız ki. Buna ve Hafız Ali abiye hayranım yani. Ne olur bütün ömrünü bırak böyle devam et. Benim zayıfladı. Çok zayıfladı yani. Perişan durumdayım. Maşallah. وَالْاَرْضَ فَرَشْنَاهَا Biz yeryüzünü döşedik. Anladık değil mi? Döşedik derken halı gibi döşedik yani. Kimi yere çimen, kimi yere ağaç, kimi yere hayvan. فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ Ne kadar güzel döşeyiciler. Kim? نَحْنُ Yani biz diyor Cenab-ı Hak. Orada نَحْنُ mahsustur. Nübdidası da هُمْ نَحْنُ Yani biziz. Tümüyle hiçbir şey ihtiyaç olmadığı için artık açık seçik olduğu için
Burada cümle-i müstenife tamamen terk edilmiş. Yani ala kavlin dediğine, hangi görüşe göre? Mahsusu gizli bir müktedanın haberi kabul eden görüşe göre. Bir kelime diyor ama orada kural saklı. Yeter. Cezakumullahu hayran ketira ve allemenallahu ilmen nafi'a. El-Fatiha.